Selam canlarım. Saçlarımı boyadım. Ve şu an onları düzleştiriyordum. Ama dedim videoyu açayım, birlikte yapalım. Karamelimsi bir boya bu. Bir tık daha koyu. Zaten kışa geliyoruz. Şimdi videolarda pek belli olmuyor ama burada bayağı belli. En nihayetinde alerji olmayan bir boya buldum kendime. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Umarım yarına kadar da bir şey olmaz. Zaten kolumda denedim ben bunu. Bir de bir kutu boyanın birazını koluma sürdüm birkaç saat. Hani alerjik reaksiyon yapıyor mu diye. Yapmadı. Zaten PPD yok içinde. Çünkü bana alerji yapan saç boyası PPD. Saç düzleştirmecimi biliyorsunuz, L'Oreal'den Steam Pot. Bu buharla düzleştiriyor. Halen daha çok aşırı derece memnunum. Evet. Sanki kamerada fazla belli değil saçımı boyadım. Şunu sürmeyi unutmuşum. Tuhaf duruyor. Makyajımı yaptım. Bitti zaten. Fazla yapmayacağım. Ya bir şey söyleyeceğim, bu bizim okullarda camlar açık eğitim veriliyor. Malumunuz salgın yüzünden. Ve bizim sınıflar 10 ile 14 derece arası içerisi. Gerçekten çok soğuk. Artık gelecek ay veya 11. ayda veya 12. ayda veya 1. ayda bu onun altına düşerse evrene, okula nasıl yollarım bilmiyorum. Çünkü çocuğumun nezlesi gitmiyor yani. O da bana okulda çok aşırı derece üşüdüğünü söyledi. Bu da çare değil ki yani. Hani bu da çare değil. Bilmiyorum, Türkiye'de de mi öyle? Çocuklar böyle daha hasta olur yani bence. Gardırobumu değiştirmek istiyorum. Canım ne istiyor biliyor musunuz? Böyle iki tane uzun çizme alayım. Bu Auvanis'lerden. Ve bu sonbahar kış elbise giymek istiyor çok canım. Ama daha henüz doğru düzgün bir şey bulamadım. Haftaya çarşıya gidip kendimi komple yenileyeceğim. En azından planım o yönde. Ben çok çabuk üşüyen bir insanım. Bir de köpeklerle çok çıkıyorum biliyorsunuz. Hani çıkarken tabii kot veya aşortman ve spor ayakkabısı şart. Topuklu çizme istemiyorum yani, şöyle topuksuzlardan daha spor dursun. Ben spor şık çok seviyorum. Sadece komple spor da çok güzel. Ama sadece şık günlük hayat için olmaz. Oh. Burada bir kaybettim ama sonra hallederim onu. Evet, şimdi düzleştirince daha güzel belli olur saçımın rengi. Benimkinin hani bende altın sarısı, hani bal rengi vardı ya, onun bir tık daha koyusunu kullandım. Çünkü tam koyu istemiyorum. Çok agresif bir yüz ifadesi veriyor. Şurada şu an kaşlarım birleşti. Saçım değdi, daha tam kurumamıştır rimelim.
Bunları bir ayırayım. Biliyorsunuz nefret ediyorum. Evet. Ay. Halen daha Kalk Gidelim dizisini izliyorum. Yanı sıra tın 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 iş yaparken, temizlik yaparken, yemek yaparken falan. Sadece yatakta izlemiyorum. Çünkü dizi izlemesini yatakta sevmiyorum. Uykumu kaçırıyor. Şu an 101. bölümdeyim ve bayılıyorum. Şey de çok güzeldi. Yeşil Deniz. Umutsuz Ev Kadınları da çok harikaydı. Çok severek izlemiştim. Bu da çok güzel bir dizi. Bu bitince bilmem bir apartman dizisi varmış. Kırmızı Oda. Zaten yasak elma. Ha, niye bu kadar kendime diziye verdim? Çünkü bu şu 2020'yi atlatana kadar kendimi saçma sapan haberlerle boğmak istemiyorum. Zaten çalışıyorum bayağı bir. Arkasında oldu mu? Saçımı güzel fön yapmıştım. O yüzden üst kısımlarına saç düzleştirici vurmuyorum. Şey dursun diye volümlü. Yani ahenkli. Evet, yeter bu kadar düzleştirmek. Bence bu renk oldu. Kime fark etmeyebilir? Çünkü dediğim gibi bir tık koyu. Yani kim fark etmeyebilir derken umarım Ahmet fark edecektir. Sabah zaten boyarken gördü beni. Bazı fark etmiyor. Bu da iş yoğunluğundan birbirimizi doğru düzgün görmüyoruz. Bu saç yağını sürüyorum çünkü saçlarımı çok güzel besliyor. Sizin de sonbahar kışa girerken saçlarınız dökülme yapıyor mu? Benim mevsimsel dökülmeler oluyor. Mesela ilkbahara girince veya sonbahar kışa girerken dökülmeler oluyor saçımda. Evet, bence çok güzel oldu. Elime koluma sağlık. Şöyle göstereyim. Şimdi daha güzel görürsünüz. Açık renk de çok güzel. Ama şimdi birazcık değişiklik istedim. Orada çok koyu duruyor. Asıl rengi şöyle diyebilirim. Kendi saç rengimin aynısı. Kendi natür rengim böyle. Makyajım da bitti. Şimdi üzerime giyinip planım Türk Bakanlığı'na gitmek. Eğer zamanımda olursa köpekleri çıkarmak olacak. Bakalım. Bakalım. Düzleştiriciyi kaldırıp fişini çekeceğim. Bir kere daha arkaların üzerinden geçeyim. Şunu kapatalım. Fön makinesinin fişini çekelim. Evet. Umarım sizler iyisinizdir. Siz neler yapıyorsunuz? Ben işte bunu uzun zamandır yapmak istiyorum. Boyalar bende vardı. Ama bir alerji testi yaptım kendime. İki alerji testi pozitif çıkmasına rağmen kendim test ettim. Yine de cesaret edemedim. Çünkü bir kere kötü bir alerjiniz varsa ona bir daha kolay kolay cesaret edemiyorsunuz. Bu hafta bitti sayılır. Artık bir yemek videosu çekmek istiyordum. Dediğim gibi şu aralar biraz yoğun olduğum için onu da çekemedim. Ve biliyorsunuz bir konuyla ilgili daha size video yapacaktım. Ama onu da daha henüz yapamadım. Yani kendimi yavaş yavaş topluyorum. Bakacağız artık. Umarım saç rengimi beğenmişsinizdir.
Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz ve hoşça kalın.